Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 24-30 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Ayın ışığı büyüyen fazla ve hafta başı pazartesi günü Ay Akrep Burcu'nda olacak, salı öğleden sonraki saatlere kadar. Hafta başı biraz enerjimiz düşük olabilir, biraz içe dönük başlayabiliriz bu haftaya. Belki hafta sonu uğraştığımız hangi konular varsa onlarla ilgilenebiliriz. Yani modumuz, duygusal enerjimiz hafta sonu uğraştığımız konularla ilgili olabilir ve yeni haftaya biraz odaklanmakta zorlanabiliriz. Bu nedenle pazartesi günü duygusal anlamda daha içe dönük, biraz yalnız kalma isteğinizin yoğunlaşacağı veya hani kendinize dönük işlerle ilgilenebileceğiniz enerjiler var. Bir yandan Koç burcundaki Mars'ın Oğlak burcundaki Satürn'e yapacağı dik açıda enerjisel anlamda hafta başını biraz stresli hale getirebiliyor aslında. Siz bireysel olarak çok etkilenmeseniz de hani çevrenizde olup bitenler nedeniyle toplumsal alanlarda bazı mücadeleler ve sıkışmalar içerisinde olabiliriz. Güç mücadeleleri, işte bazı endişeler, kaygılar ki belki parasal anlamda baskılar hissetmeniz, zorunlu harcamaların olması mümkün bu anlamda. Ya da hani kendinizi biraz daha güvende hissetmek istiyorsunuz. Bununla ilgili gelecek endişeleri, kaygıları oluşabiliyor bu süreçler içerisinde. Düşüncelerimizi sakinleştirmekte, biraz daha hani olumlu, daha iyimser düşünmekte, ruh halimizi dengeli tutmakta fayda var. Tabii ki kazalara, sakarlıklara dikkat edelim. Mümkün olduğunca riskli ortamlarda bulunmamaya çalışalım sevgili yaylar. Salı öğleden sonraki saatlerden itibaren ay artık sizin burcunuza geçiyor, yay burcuna. Perşembe akşamına kadar olan 2,5 günlük süreç içerisinde duygusal enerjiniz yükselecektir. Ama bir yandan da daha fazla ilgi görmek isteyeceksiniz, sevgi görmek isteyeceksiniz. Yani yakınlarla ilişki dinamikleriniz öne çıkabilir. Bedensel olarak da daha hassas olabilirsiniz. Bu duygusal enerjinizin yükselmesi nedeniyle özellikle sindirim sisteminize biraz dikkat edin. Çevrenizdeki kişilerle daha fazla paylaşım içerisinde olabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek, bedensel bakımınızla ilgilenmek için de yine ay burcunuzdan geçerken uygun enerjiler olabilir. Ve perşembe akşamı ay Oğlak burcunda. Cuma, cumartesi özellikle parasal kazançlarınıza odaklanıyorsunuz. İş konuları, kariyer konuları, çalışmalar, gelir gider dengeniz, bütçeniz, ödemeler, belki harcamalar, alışverişler, beklediğiniz paralar, nasıl değerlendireceğinize yönelik bazı planlamalar. Yani daha maddi konular, daha biraz daha gerçekçi olacağınız, daha kararlı olacağınız, parasal anlamda da daha kaygılı olabileceğiniz enerjiler olabilir. Ve hafta sonu Pazar günü Ay Kova burcuna geçiyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun sevgili yaylar. Ve Ay Kova burcunda geçerken böyle kısa uzun seyahatler olabilir. Biraz açık havada zaman geçirme, fiziksel aktiviteler yapma, işte yakınlarla, akrabalarla, kardeşlerle daha fazla görüşme, konuşma, haberleşme mümkün. Zihinsel anlamda da hareketlisiniz. Bu sizi her türlü iletişimle ilgili konuda, kültürel konularda da aktif hale getirebilir. Okuyabilir, araştırabilir, yazabilirsiniz. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde de çok aktif olabileceğiniz enerjiler var. Ve belki önümüzdeki haftanın da ilk günlerinde yapılacak işleri, görüşmeleri, randevuları pazar gününden itibaren düşünmeye, planlamaya başlayabilirsiniz sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.